Merhaba sevgili Funeral takipçileri. Bugün sizlerle özel bir video ile karşınızdayız. Hem de tam Cankan kardeşimle beraber. Burada mı oluyorsun? Selamlar burada mı olacağım bilmiyorum ama iki yönden birine denk gelirsin. Evet olacak. Şu anda tabii suratımda Rıdvan yaptıysa da yapmadıysa burada bir maske olacak. Size gizli kimliğimi yavaşça çıkaracağım. Şurada bir PNG olabilir. Aynen ben koyacağım. Şu anda varmış gibi hissedebilirsin onu. Şu anda bugün bir maskem var ama böyle. Tamamdır. Evet. Artık şimdi bu kanalda bir dakika. Kimliğimi çıkaracağım. Çıkar göster bize gerçek kimliğini. 500 abone arkadaşlar. 500 abone için. İşte bu. Evet, hep merak ettiğiniz Cankan buydu arkadaşlar. Merhabalar. Evet, lafını kesmiştim, devam et. Şimdi bugün bizim için özel bir gün arkadaşlar. 500 aboneyi sonunda bulduğumuz günün videosu bu. Bu zamana kadar tam kaç yıl boyunca, dur bir bakalım. Kaç yıl boyunca abi? Tam en ekoviyarımızla 2 yıl önce. 2 yıl. Peki en eski? En eski birisi mi bu? En eski 2 yıl. Kanalda gözüken tabii bu sadece. 2 yıl. Böyle 2 yıl. Hemen hemen ola 3 de diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir 3'e böyle yaklaşıyordur o büyük bir ihtimalle. Neredeyse 2,5 yıldır 500 aboneyi. Zaten oğlum şeydeyiz. Bugün aralığa girdik. İşte 30 gün sonra 2021 olacak. Yani 3 yıl olacak tam anlamda. Tam bu son ay olduğu için saymayabilirsin. Yani hemen hemen 3 yılda 500 aboneye geldik arkadaşlar. böyle deyince çok komik oluyor. Bu 500 kadar abone zar zor. biraz bitik gibi hissettiriyor değil mi gerçekten? Ama yani biraz bu kanalın işte çıkışları, inişleri, dalgalanmaları oldu. Zaten siz takip eden arkadaşlarımız da biliyorsunuzdur. Bu son zamanlarda üzerine anca düşebildik ve böyle bir çıkış yaptık. O yüzden bugün size kendimizi bir derece tanıtıp bu kanalın amacı nedir? Neden varız? Finrolt ne? Neden Finrolt? Finrolt kim? Neyiz biz? Derin işlere gireceğiz. Amacımız dünyayı ele geçirmek yoksa... Amacımız şey ya abi, dünya kralı olmak. Hokage. Büyücü kralı. One Piece'in peşindeyiz arkadaşlar. Korsanlar kralı olacağız. Belki. Aynen öyle. Finrold'un en büyük Hokage amacı korsanlar abi. Kralı olmaktır abi. Gintama deyip buradan böyle. Burada... Bir de Gintama parodisi mi yaptık? Buyur. İlk Rıdvan'la tanıştığımızdan bu yana baksana, şurada görüyorum videoları da bir yandan bakıyorum ben de nostaljisin. İlk böyle hareketlendirdiğimiz zaman eskisinden sonra bakayım hangisi. Smite'dan sonra şunu birlikte mi oynamışız? Evet. 10 Kasım 2018 böyle yavaş yavaş bir ara tam geçiş. Aga be. Kanalın komple. Hatta bir dakika, daha eski. Yok bir saniye alacağım hemen. Tabii buyur. Ya VR chat olmuş ya da Space Junkies olmuş. Echo VR 2. 3. videomuz falan. Hadi ya, vay be. Abi zaman nasıl ilerliyor. Ben biraz arkadaşlar size şeyden bahsetmek istiyorum. Böyle kanalın böyle ne kafada toplandığından ve nasıl böyle Cankan kardeşimle tanıştığımızdan. Şimdi ben VR'ı ilk aldığımda böyle hevesliydim dedim böyle. O zaman oyun yapmaya çalıştığımız bir ekip vardı. Bizim işte oyun projeleri için kullanacaktık. Bir yandan da dedim ki ulan VR videoları çekeyim. Belki olur bir Türk arkadaş bulur edilirim oradan. Ve YouTube vasıtasıyla böyle bir derece böyle hem... insanlara ulaşmış, VR'ı göstermiş, hem de böyle VR oynama arkadaşı bulmuş olurum diye böyle düşünüyordum. Bu şekilde ilerliyordum. Belli bir süre bayağı bir sessizlik oldu. Kimseye ulaşamadım, edemedim falan böyle. Videolar zaten 5-6, 7-8 izleniyordu. Şimdi de böyle çok bir farkı yok böyle. Zar zor böyle 30'lara bazen 40'ları buluyoruz. Yok arkadaşlar, gene teşekkürler. Hep izleyip desteğinizi veriyorsunuz. Sağ olun, çok yine adamsınız sizler.
Bu da tam Rıdvan o sırada ondan uğraşırken, biz tanışmıyorken ben de bir yer almak çok istiyordum zamanında bundan. Hadi biz 3 diyeceğim, bir ayın lafını yapmayın bana izleyen arkadaşlarım. 3 diyeceğim bundan sonra ama 2 yıl normalde, gözüken normalde doğru tarih şu anda. 2 tane başlayacağım ben. 3 yıl önce böyle bakınıyordum ya, böyle bir yer alacağım ama böyle acaba kullanan var mı? İnternetten izliyorum böyle yabancı VR kullanan insanları, böyle dinliyorum. Nasıl bir şeymiş, alınır mı, ne kadar oyun var? Türk var mıdır acaba? Kesin Türk yoktur. İngilizcem değil benim dedim, en azından yurt dışından birileriyle takılırız herhalde falan diyordum. Sonra bir baktım. Bir tane böyle Steam'de yorumlar var biliyorsunuz. Steam'de yorumları gezerken birisini gördüm orada. Hangi oyunu hiç hatırlamıyorum. Çünkü bir sürü oyuna baktım. Ya Pavlov'dur ya Battle Royale oyunudur. Ben İkisinden sanki biri. Yine de ben böyle en kafamda daha hatırlayabildiğim doğru ya da yanlış bir okçuluk VR oyunu vardı. Elsewhere hiç de oynamak nasip olmadı. Evet, ona da yorum atmıştım Steam'den galiba. O katma böyle bir tane böyle üstüne wave geliyor, tak atıyorsun böyle. Iskalama simülasyonu diye hatta kanalda videosu da var. Çok kötüydü abi, oynayamıyordum. Çok kötüydü bu oyunda. Şimdi oynarsın artık ama. Oynayabilirim ya. Olabilir bir nostalji. Öyle bir sustu ki çok şey, yap ya olmaz falan gibi sustum böyle. Aynen lütfen. Olumsuz gibi bir susma geldi. Arkasından neyse ben de dedim ki nasıl artık oradan bir şekilde Rıdvan'ı falan eklemişim. Ama tabii ekledikten birileri bir ay sonra kabul ettiği için arkadaşlık isteğimi, ben ne zaman ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. O zaman başka oyunlar oynuyordum. Ya ben de öyle o zamanlar çok böyle nedir böyle Steam'dir, mesajlardır, isteklerdir böyle çok kontrol etmeyen biriydim. Baktım böyle gelmiş bir istek, Cankan Keser işte, dedim kabul edeyim, bastım yani. O an böyle Cankan'la tanışmamız, böyle arkadaş olmamız, samimi dostlar olmamızı sağladı. Öyle sonra da bir şaktık şıp diye valla dünden 3 yıl oldu. Harbiden öyle. Teknik olarak video çekmekten saymazsam, bizim tanışmamız aslında video çekmeden önce de dayandığı için 4 yıl oluyor aslında bizim seninle. Harbi mi ya? Vay be, zaman evet. Nasıl geçiyor? 2018'de bir yer aldım ben çünkü. Seninle tanışmıştık o zaman. Biz kanala videoyu 2019'da atmışız galiba ya da 2018'de, bir daha hızlıca bakacağım. Aynen, bak 2018'de video atmışız hatta galiba. Aynen, galiba. Biz böyle... Evet. Bir yandan işte Cankan'la konuşuyoruz ediyoruz. Ben şey diyorum işte, abi bak diyorum, sende de var bir yer, bende de var. Hadi gel böyle şey yapalım. Beraber yürütelim Firold'u. Firold beraber ilerlesin dedim böyle. Türkiye'de VR içeriği üreten kanal da yoktu o zamanlar bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Böyle heveslendik, başladık. VR videoları çektik. Sonra bir kanal bize ulaştı. Şimdi isim vermeyeceğim. Sonra gelin bize çalışın, bize yapın falan böyle. İşte sizler bilmem ne VR'ın şeysi olun böyle, beraber ilerleyelim gibi böyle geçti. Biz de heveslenip oraya geçtik. Tabii Finrolt da o sıra düşüşüne geçti. Çünkü o dönem yaklaşık bıraktık orada bir iki ay kadar falan orada çalıştık, video çektik. 30'a yakın video çektik. Ancak bir karşılığının olmadığını görünce kendi videolarımızı yavaş yavaş Finroll'da geçirdik ve orayı bıraktık. Sonrasında da işte Finroll'da tekrardan sağlam bir şekilde basıp böyle yürümeye başladık diyebiliriz. Ama işte o dönem bayağı bir şey olduk, kanalı boşlamış olduk yani. Ama şu anda yine toparladı yani. Bu videoyu da zaten o yüzden de çekmiş olduk. Aynen. Bu Half-Life Alyx'in zamanları, Cankan'ın muhteşem böyle Alyx oyunları. Okulanları sarsı böyle. Hala. Ölüm duymadı. Gülerken güzel. VR'da hiç hoş değildi deneyim olarak. Korkutuyor. Valla devam edeceğim hani, o seriye kaldı öyle yani. Böyle şey yapamıyorum arkadaşlar. Hem korkuyorum oyundan ki... Benim böcek fobim var. Ben anlatmışımdır videonun içinde de. Ve gittiğimiz yerde yerin altında bir böcek ölülerini gördük. Ben biraz korkuyorum açmaya. Ayrıyeten benim bir yerde gördüğüm görüş, Rıdvan'ın videolarından fark etmişsinizdir, biraz daha bulanık. Rıdvan'ın sistemi biraz daha iyi olduğu için benim bilgisayarımdan, benim ekran kartım daha doğrusu, sistem demeyelim, VR'ı şey yapamıyor.
destekleyemiyor güzel. O yüzden bir bulanıklık oluyor ve benim gözlerimi bayağı bir ağrıtıyor. Beni de yoruyor ve midemi bulandırıyor dolayısıyla. Ama sakın yanlış anlamayın, VRVD bulandırmıyor. Düşük sistem oynarsanız biraz mide bulantısı yapıyor. Yüksek sistemlerde bir sıkıntı yok. O kafada biraz video çekmek zor oluyor benim için. Farkındaysanız sürekli bir indie falan çekiyorum. Çünkü kendim de bir yere giremiyorum fazla. Aga ya. Korku oyunları cidden insan üzerinde kötü bir etki bırakıyor. Hayır Rıdvan. Biz Alex serisine macera diye başladık. Korku değil. Neyse bu başka bir videonun konusu. Aynen. Ya ben Alex'i şeyde zaten üzerimden bıraktım böyle. Bir yere giriyorsun. Muhtemelen sen geçmişsindir orayı. Her yerde bombalar var. Böyle böcekler, böcekler falan var. Oraya girdim. Ahmet abi var bizim bir arkadaş. Arada bana oyunlarda eşlik ediyor korkmamam için. Ve oynuyorduk falan böyle. Orayı geçtim, sonra dedim ki abi bu oyunu yapalım falan, oynayalım da diye böyle bıraktım oyunu. Abi çok korkutucu ya. Aşırı korktum ki korkutucu. Şey diyor mesela Ahmet abi senin bölümler için. Cankat daha korkutucu bölümlere gelmedi diyor. ben anladım zaten, o tüneli gördüm böyle şey, Half-Life 2'de de var o, böyle Antonyanlar var, adı öyle geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam, çekirge böyle. Allah onları ben bir yerde kastlanamam, onları ben görmeye bir yerde yer var mı yok mu bilmiyorum ama muhtemelen varlar. Çünkü varmış galiba, varmış galiba, ondan bahsediyordu Ahmet abi de. Arkadaşlar çok istek gelmezse videonun altına Alex'e geri dönmeyi şu anda korkuyorum. Evet arkadaşlar, siz de düşünün. Alex istiyor musunuz? Cankan korksun mu yoksa? Hayır. Yapmayın bana bu acıyı. Aga ya. Bu arada şeyden de bahsedelim. Bu kanal VR içerikli başladı arkadaşlar. VR teması baskın başladı. Ancak Türkiye'de hem zaten çok fazla insan VR alamıyor. Biz de o yüzden temayı normal oyunlara da bir derece geri çekmek istiyoruz. Yani bundan sonrasında sadece VR değil, VR dışında diğer oyunlara da bakacağız ve diğer oyunlardan da içerik üreteceğiz. İsterseniz yorumları da belirtebilirsiniz görmek istediğiniz oyunları varsa. Ya da şöyle önerileriniz önemli oluyor bizim için. Yorumlarda indie oyun ya da herhangi, ben çok indie oynuyorum şahsen. Mesela bir dostumuz Fortnite oynayın demişti bize. Kanalda videosu hemen şey yaptık, çektik ki çok da aslında böyle uzaktık böyle genel olarak hepimiz. Bir sardı yani şöyle. Aynen öyle. Şimdi düşünmezdim Fortnite'da ama böyle sardı tekrar böyle. Arkadaşımızın sesiyle, önerisiyle beraber Fortnite bizi bayağı bir uzun bir süre bağladı yani kendini. Bayağı bir attık ondan da. Böyle bir hani olursa tek böyle bu şekilde değerlendiriyoruz. Öyleyse arkadaşlar, size enteresan bir temadan daha bahsedelim. Finrolt nedir? Neden kanalın ismi Finrolt? Anlamı ne falan böyle. bu böyle. yani bizim için sen söyle bunu. Tamamdır. Daha uygun olur. Şimdi arkadaşlar, Finrolt ismi. Benim uzun zamandır böyle bir çizgi roman evreniyle uğraşıyorum. Biliyorsunuz beni, kanalda 1-2 videosu var, anime çizimleriyle falan ilgileniyorum. Ve yaklaşık 9-10 yıldır böyle geliştirmekte olduğum bir evrendeki sevdiğim favori karakterlerimden bir tanesinin ismi. Zamanda çizgi romanı falan çıkartabilirsem, filmleri, movie'leri böyle her yere dağılırsa arkadaşlar, birçok kişinin seveceğini düşündüğüm karakter. O yüzden ben de o zamanlar şey düşünüyordum, abi diyordum, Finrolt ismi bulunmadan önce her yere böyle Finrolt'la böyle abonelikler, üyelikler açayım da kapılmasın diye böyle. Kanal ismini de direkt o mantıkla açmıştım. Yani kanalın ismi o yüzden Finrolt. Serimin karakterlerinden birinin ismi olduğu için. Öyle. Şeklinde ben, temada ben, yarısından sonra ben katıldığımda zaten baktım öyle. Önce bir karar veremedik ne yapsak desek. Sonra baktım çok Finrolt diye kanal yok, hem de Rıdvan için önemli bir isme sahip. Ben de direkt kendim adına şeyi seviyorum. Türkçeleştiremiyorum ama unique, eşsiz. Eşsiz isimleri seviyorum biraz. Şey gibi kanallar var çünkü. Şimdi umarım böyle bir kanal yoktur. Sallıyorum. Öyle biri varsa özür dilerim. O oyun zart zurdu. İşte oyun bombası. Oyun
turşusu gibi isimleri çok sevmiyorum. Türkiye'de çok fazla var çünkü bu şekilde. Ben de hiç öyle şeylerden yana değilim. Böyle Finol en azından aklınıza aynı bir şey geliyor, marka gibi. Ha, bu arada arkadaşlar şeyden de bahsedeyim. Şimdi Firold deyince herkesin aklına Yüzüklerin Efendisi'nden, ben de çok geç öğrendiğim bir olay oldu bu. Herkesin değil de kimin aklına benim gelmiyor. Yani hayranlarının diyelim Finrod diye bir karakter geliyor. Şundan bahsedeceğim. Finrod karakterinden uyarladığım bir karakter değil. Ben bunun ismini ne zamanlar, ta lisede falan böyle daha Yüzüklerin Efendisi'ni bile bilmiyorken şey yapıyordum, tasarlıyordum, ediyordum. İki ismin birleşiminden oluşuyor. Finn ve Rold isminin birleşimlerinden oluşuyor. Tamamıyla birbirinden alakasız farklı karakterler. Sadece isimleri birbirine tek bir L farkı olduğu için çok fazla benziyorlar ama alakası yoktur arkadaşlar. Böyle aklına takılan, merak eden varsa diye söyleyeyim. Sus, konuşma. Yemek hırsızı falan diyor. Hayır. Konuşma. Asla. İkar ediyorum. Bu arada şey oldu. Şanssızlık olarak da artık bir 500 abone daha inşallah sonrasında. 1000 abone olduğumuzda artık Rıdvan'la yan yana video çekeriz. Pandemiden kaynaklı biliyorsunuz. Böyle hem kamerayı tercih ediyoruz. Uzaktan. Aynen. Uzaktan takılıyoruz ki sağlığı korumak önemli arkadaşlar. Siz de sosyal Allah, mesafenize dikkat edin diye mesajımızı verelim buradan. Buradan da verelim mesajımızı da, sosyal mesajımızı da. Bu indie oyunları çekmeye devam edeceğim yar yar ben. Çok 3-5 izleyeniniz var aranızdan, bir farkındayım ama böyle hoşunuza gidiyor umarım. Böyle hem de Türkiye'de indie çeken de yok çok fazla. Var yine gördüm ama az. Şöyle bir hazır 500 abone olmuşken, yazı yazmamıza rağmen hala ufak bir sıkıntı var kanalımızda izleyenler adına. Rıdvan o. Ha, Rıdvan, evet ben, Rıdvan benim. Rıdvan evet. O. Ben diyorum. Caka, evet. Bana Rıdvan diye hitap etmeyin. Ben ismim Cankan, ben de çekiyorum. Ayrıca sesimizle farklı, nasıl benzetiyorsunuz çok anlayamadım. Aynen arkadaşlar, o yüzden yorumların altında o yüzden böyle çizgi Rıdvan, çizgi Cankan yazıyor. O hangimizin kim olduğunu belirlemek amaçlı. Karıştırmayın. Zaten seslerimiz de benzemiyor. Nasıl karışıyor bilmiyorum ama böyle ateşli yazı koyduk oraya. Yine olmadı. Fark ediyorum yorumlarda böyle 3-5 yine Rıdvan gibi yazıyorsunuz. Ya da ona mı soruyorsunuz? Ona soruyorsanız o da ayrı bir şey. Yani ismi belirtirseniz benim de kafam karışıyor. Bana mı sordunuz? Ona onun da kafası karışıyor. Böyle bir tema. İkimiz farklı kişileriz. Aynen öyle. Herhalde ben yüzümü göstermediğim ne olmuş olabilir. Siz de haklısınız şimdi bir şey deseniz. Ama artık bundan sonrasında böyle bizleri bilin, böyle tanıyın bir arkadaşlar. Böyle bir serseri. Estağfurullah canım. Öyleyse arkadaşlar, bugünlük böyle küçük keyifli bir içerikle karşınıza çıktık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bizim için özel bir video oldu bu. Vallahi gel nice 500'lere diyelim, 1500 daha 1000 diye görüşmek üzere. Sağlığınıza dikkat edin. Bizi desteklediğiniz için tekrar bırakarak teşekkürler. Destekleyeceğiniz için de teşekkürler. Hepinize inanıyoruz. İnanıyoruz böyle arkadaşlar. Böyle bir tatlıyla yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir notla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bayın arkadaşlar.